Okulda öğretmen ders anlatırken odaklanma sorunu olmayan biriysen hocanın anlattıkları sana şöyle ulaşır. Odaklanma sorunu ve dikkat dağınıklığı yaşayan biriysen bu şekilde. Topların hepsini yakalayıp bir araya getirmenin ne kadar zor olduğunun farkındayım ama merak etme. Şimdi sen ben bu videoya odaklanmanı istiyorum. Evet, zor olanı yapacaksın ve bu videoya odaklanacaksın. Çünkü bugün sendeki dikkat dağınıklığı problemini konuşacağız. Peşinen söyleyeyim. Eğer sendeki odaklanma sorununun önemli boyutlarda olduğunu düşünüyorsan yani karşındakini dinlemekte güçlük çekiyorsan, kişisel eşyalarını sık sık kaybediyorsan ya da bir yerlerde unutuyorsan, karşındaki kişiyle konuşurken göz teması kurmakta zorlanıyorsan o zaman ailenle beraber bir hekime başvurman mantıklı ve faydalı olabilir. Çünkü tıp literatüründe hem dikkat eksikliği hem de hiperaktivitenin bir arada bulunduğu bir durum var. Buna DEHB deniyor. Yani dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu. İngilizcedeki karşılığı ise ADHD. Fakat beni izleyen arkadaşım endişelenme çünkü muhtemelen sen böyle bir rahatsızlığa sahip değilsin. Peki neden odaklanma sorunu yaşıyorsun? Hemen anlatıyorum. Öncelikle Uyaranların çok fazla. Telefon, tablet, bilgisayar, ikide bir Whatsapp'tan yazan kankaların bunların hepsi dikkat dağıtan birincil faktörler. Bu nedenle teknolojik aletleri hayatınızdan çıkarın. Hadi canım mağarada mı yaşıyoruz? Tabii ki öyle bir şey yapamazsın. Bu gerçekçi değil. Önemli olan teknolojiyi de sosyal medyayı da kontrollü bir şekilde kullanmak. Peki nasıl yapacağız? 1- Önemsiz olan, seninle alakası olmayan bütün bildirimlerini kapat. Sana ne canım Zula hipermarketteki altılı çöp poşeti indiriminden? 2- Hafta içi en fazla 30 ya da 40 dakika oyun oyna. Önce görevlerini yerine getir. Ödevlerini yap, ondan sonra Chomolocco. İstediğin gibi takılabilirsin. Hatta bu bahsettiğim 30-40 dakikanın üzerine de çıkabilirsin. Çünkü üzerine düşeni yaptın. 3. Ders çalışırken uyaranları masanda tutma. Onları görüş açından daha uzak bir yere koy. Kendin yapamıyorsan bu konuda ailenden yardım iste. Telefonu teslim et. Gerekiyorsa dersini çalıştıktan sonra, ödevlerini yaptıktan sonra ailenden geri alabilirsin. Şimdi diyeceksin ki, okulda ne telefon var, ne bilgisayar var, ne başka bir şey var ama benim dikkatim derste yine de dağılıyor. Çünkü ilgimizi çekmeyen, bize sıkıcı gelen şeyleri yaparken de dikkatimiz dağılır ve aramızda kalsın. Derslerdeki bazı konular çok sıkıcı. Yapılan araştırmalar ergenlik dönemindeki gençlerin dikkat süresinin 15 ila 18 dakika arasında olduğunu söylüyor. Yani 40 dakika olan bir dersin içerisinde odaklanma sorunu yaşamamız çok normal. Eğer okulda dersi dinlerken senin de dikkatin sürekli dağılıyorsa, hocayı dinlerken şöyle bambaşka şeyler düşünüyorsan bu taktiği iyi dinle. Senden ders içerisinde dikkatin her dağıldığında bir şey yapmanı istiyorum. Kendini yakala ve kendine fısılda. Örneğin Geri dön Geri dön. dön. Geri dön. Derse dön. Ben burada geri dön söylemiyle dağılan o dikkatimi yeniden derse toplamayı ve kendimi derse çağırmayı başardım. Siz isterseniz farklı bir söylem bulabilirsiniz. Kendinizi motive edecek ve yeniden derse döndürecek şekilde dikkatinizi toplayabilirsiniz. Odaklanma problemine sebep olan önemli sebeplerden biri de uyku düzeni. Uykusuz olduğunuz bir günü düşünün. Bırakın derse odaklanmayı, belki teneffüste arkadaşınızı bile rahat bir şekilde dinleyemezsiniz. Dinleseniz dahi anlayamazsınız. Anlayamazsınız. Hatta şöyle bir sınıfını düşün. Muhakkak ilk ders bittiğinde uykusu gelen ve teneffüste şu şekilde yayılıp uyumaya çalışan bir iki öğrenci vardır. Ama sen onlardan olma. En az 7-7,5 saat uyuduğun uyku düzenini oluştur. Bak göreceksin okuldaki verimliliğin de evde ders çalışma verimliliğin de çok daha fazla artacak. Ve belki de şimdiye kadar sana hiçbir öğretmenin vermediği bir tavsiye vereceğim. Bundan bence hoşlanacaksın. Dizi izle. Araştırmalar Kızılcık Şerbo izleyen öğrencilerin derslerinde çok daha başarılı olduğunu söylüyor. Şaka tabii ki. Sebebi şu. TikTok, Reels ve shorts. Bu üç format insanların dikkat sürelerini artık saniyelere kadar indirdi. Bu nedenle bizim dikkat süremizi arttırmamız için daha uzun hikaye örgülerini izlemeye ve onları yorumlamaya ihtiyacımız var. Hafta sonları izleyebileceğin tabii ki yaşına da uygun bir diziye başlamanı öneririm. Bu sayede 20 dakika, 30 dakika hatta 40-50 dakikalık hikayeleri izleyip yorumlama yeteneğini kazanacaksın. Odaklanma sorunu ile ilgili ilk aşamada yapman gerekenler bunlar. Eğer bunları yaptığın halde dönüş alamazsan merak etme ikinci faza da geçebiliriz ama eminim sadece bunları uygularsan dahi çok iyi sonuç alacaksın. Son olarak dikkat dağınıklığının, ertelemenin, tembelliğin en sevdiği kankalarından biri kim biliyor musunuz? Hedefsizlik ve plansızlık. Hani bir söz vardır ya, hedefe kilitlenmek. Eğer bir hedefin olursa ve o hedefe kilitlenirsen emin ol hiçbir şey senin odağını dağıtamaz. O zaman bu videodan itibaren hepimizi ortak bir felsefeye davet ediyorum. Mentality. Tonguç Mentality. Tonguç Mentality'ye sahip bir öğrencinin hedefi olur, zorlukları gördüğünde asla pes etmez ve her zaman mücadele eder. Sen de bu felsefeye sahipsen, yorumlara hedefini yaz, sonra hedefine kitlen ve asla vazgeçme. Bir sonraki videoda görüşürüz.